şu an özellikle hepsi sorun bildirimi. Kesintiler, lokal ölçekli kesintiler yaşandığını söylüyorlar mesela. Dijital platformlarda aynı şekilde. Hocam şimdi uçuşların yapılamadığını, kalkmadığını söylüyoruz. Evet. Uçuşların iptali. Peki havadaki uçuşları etkiler mi bu sistem? Ya şimdi onu yok, şöyle bir durum söz konusu. Şu an zaten havadaki uçuş gerçekleştiriliyor. Yani havadaki uçuşun rotası belli. O bir şekilde şey yapar. Zaten en kötü işte yakın iniş ya da işte dediğim gibi erken iniş gerçekleştirir. Ama şu ana kadar gördüğüm bununla ilgili bir bildirim yok. Yani bunu yaşayacağına dair böyle bir sorun yaşanacağına, ama bundan sonraki süreçte bundan sonra kalkacak uçaklar açısından ciddi bir sorun doğurabilir. Zaten onlar da şu an kalkmıyorlar efendim. Çünkü bu sorunun büyüyebileceği, ciddi bir riski beraberinde getirebileceği, can güvenliğini de tehlike altına atabileceği için şu an bekleme aşamasında bütün havayolu şirketleri, sadece Türkiye değil, Türk Hava Yolları için demiyorum, bütün dünya genelindeki havayolu şirketleri, oralardan da bildirimler var. Şu an çünkü down detector'a girdiğinizde oradan da göreceksiniz zaten sorun yaşandığına dair. Onlarda da problem yaşandığına dair. O yüzden yani bence ciddi bir açıklama, resmi bir açıklamanın şart olduğunu düşünüyorum. Yoksa aksi takdirde ciddi sorunlar beraberinde gelebilir. İnsanlar da şu an korku panik içerisine girmeye başladılar sosyal medyada. Bu nedir, ne olacak, hesaplarımız mı ele geçirildi, banka bilgilerimiz mi ele geçirildi şeklinde. Ben şu an bunları da görüyorum. Bazı insanlar da yangına körükle gitmeyi çok seviyorlar. Onlar da olayı abartıyorlar filan. Biliyorsunuz biz de komplo teorileri de çok seviyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu uluslararası kaynakta yaşanan internet bağlantı sorunuyla ilgili evet. birazdan bir bilgilendirme yapacak. Türkiye'den resmi bir açıklama gelecek. Bu çok önemli. Çok bir daha altını evet. çizelim. Çünkü resmi açıklamayı hepimiz merak ediyoruz. Bu siber bir saldırı mı yoksa bir güncelleme sebebiyle mi kaynaklı antivirüs sistemlerinde ve nasıl etkilenecek Türkiye, dünya? Bunu soruyoruz hepimiz kuşkusuz, ama gelecek resmi açıklamada bu anlamda işte hepimizi yakından ilgilendiriyor, tüm dünyadaki insanlık gibi bizi de öyle. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu uluslararası kaynaklı yaşanan internet bağlantı sorunuyla ilgili birazdan, dakikalar sonra açıklama yapacak. Bizler de CNN Türk ekranlarında bunu paylaşacağız. Şimdi Sayın Özcan, sizinle devam edelim. Bu işte siber bir saldırı mı yoksa antivirüs programının güncellenmesi sebebiyle mi sorusunu evet. sorduk, ama Ali Murat Hocam'la da konuştuk. Şimdi buradan birazdan gelecek bakan, Sayın Bakan'ın yapacağı açıklama kuşkusuz çok önemli, ama insanlar şu anda bir herhalde endişe halinde tüm dünyada olduğu gibi. Çünkü birçok sistemin evet. işte sağlık sisteminin çöktüğü, başka sistemlerin, bankacılık sisteminin bu anlamda etkilendiği söyleyeyim, hatta işte çok ciddi büyük bankalarının bunun sistemden etkilendiği ve erişim sorununa kaynaklı Almanya'da var, İsrail'de var, havalimanlarında uçuşların etkilendiği gibi gibi birçok başlık var. İlk olarak akla uçuşlar geliyor ve bankacılık sistemi. Ekleyeceğiniz şu sistem de çok önemli, bunu atlıyoruz dediğiniz bir yer var mı? Öncelikle burada mesajlaşma uygulamaları da ön planda. Yani onları da etkileyen bir durum söz konusu. Bu arada az önce Ali Murat Hocam'dan ışık büzmesi geliyor demiştiniz. Muhtemelen Skype uygulaması da bundan sınırlı da olsa etkileniyor. Çünkü Microsoft altyapısını kullanan bir uygulama. Ve burada da bir yavaşlık söz konusu. Bizim yayınımızı etkileyebilecek duruma kadar geldi aslında. Tabii şu an bir kesinti yaşanmasa da tüm uygulamaları etkileyebilecek durumda. Ve ben de arka plan var, onun da şeyi oluyor, hani onu söyleyeyim. Evet hocam, aynen. Siz oynadığınız zaman bir ışık o yüzden yani, şey yapıyor. Evet, arka plan kullandığım için. Ama ara ara kesintiler de olduğunu hissediyorum konuşmalarda. O yüzden hissettim. Belki hani şu anda bir etkileyen bir durum yok, ama buraları da etkileyebilecek bir duruma gelebilir. Daha önce yaşadığımız WhatsApp ve benzeri uygulamalarda, kesintilerde uzun süreli bir kesintiyle karşılaşmıştık. Ama onun etkisi hiç kullanamamaktı. Şu an aslında sınırlı bir kullanım etkisi yaşıyoruz. Ve zaten açıklama yapan birçok firma da şöyle bir detay da paylaştılar bu arada. Hacklendiğine dair detay paylaştılar. Bu da aslında şu anlama geliyor. Sadece bir yazılım altyapısının karşılaştığı bir problem değil aslında bu. Bir
eklenme konusu da var. Firma özelinde, yani şirket özelinde bir eklenme konusu da var. Bazı havayolu şirketlerinin bu tarz açıklamaları var çünkü eklendiğine dair. Sadece bir işte global bir siber saldırıdan ziyade eklendiğine dair açıklamalarla ilerleyen bir süreç var. Bu yüzden ben mobil uygulamaların... Şöyle söyleyeyim, Berlin Havalimanı'nda bütün uçuşlar askıya alınmış mesela. United, CNN, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurmuş. Evet, dolayısıyla CNN Türk, Londra, Berlin Frankfurt temsilcisi Erhan Mertürk de yayınımızda. Erhan, Almanya'da ne yaşanıyor şu anda? Ne yazılıp çiziliyor? Ali Bey'in de söylediği gibi Berlin'de tüm uçuşlar iptal edildi ve yakındaki diğer havalimanlarına, yani bu sistemden etkilenmeyen diğer havalimanlarına yönlendirildi uçaklar. Saat evet. 10 itibariyle, saatle 10 itibariyle Türkiye saatiyle 11'e kadar hiçbir uçuşun yapılamadığını söyleyebiliriz. Evet. Hem inen uçaklar için geçerli, hem de kalkan ya da kalkması beklenen uçaklar için geçerli. Bu tabii ki bir kaosa neden oldu. Sistemler çalışmıyor, bagaj sistemleri çalışmıyor, uçak güvenliği çok önemli, o çalışmıyor. Ama Avustralya'da Sydney Havalimanı'nda olduğu gibi bu sistemle çalışan havalimanları hangisi ise hepsinde benzer problemler var, ama Almanya'da en büyük problemi Ber Havalimanı, Berlin'deki havalimanının yaşadığını söyleyebiliriz. Burada Erhan Bey, şöyle söyleyeyim, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda da hizmetler şu an kesintiye uğramış durumda. Bakın, bu da çok önemli bir detay. Yani sadece uçuş ve hava yollarını etkilemedi, şu an borsayı da etkilemiş durumda. Tüm dünya genelindeki borsayı da etkilemiş durumda. Hani dolayısıyla bunu bir yazılıma bağlamak ne kadar doğru, sizlerin takdirine ve değerli izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Bankalar aynı şekilde, ama özellikle Almanya'da en çok konuşulan acil servis numaraları da mesela çalışmadı telefonlar. Evet. Yani itfaiyenin ve polisin telefonu da uzun süre çalışmadı. Mesela çok büyük bir hamburger şirketi var. Onun şubelerinin önemli bir kısmının da bundan etkilendiğini biliyoruz. Yani bu dünyanın genelini etkileyen bir kaos ve Almanya'da bundan en çok etkilenen bölgeler olduğundan, şehirlerden bir de ülkelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hocam, ama ısrarla bazı Alman medyasının, evet, bazı açıklamalarda Microsoft kaynaklı olduğu, siber saldırı olmadığı iddiası hızla yayılmaya başladı. Evet. Almanya'daki haber kaynakları da aynı şeyi belirtiyorlar. Özellikle baktığımız zaman Microsoft'un New York Post'ta yapmış olduğu bir açıklama var. Bulut sisteminde, cloud'da bir sorun vardı, biz de bu sorunu çözdük şeklinde açıklamayı Alman medyasında görüyoruz. Şu anda henüz Alman medyasında bir siber saldırı olduğuna dair herhangi bir haber olmadığının altını çizeyim. Ama tabii ki bu ilerleyen dakikalarda olabilir. Şu anda onlar da anlamaya çalışıyor tam olarak problem nerede. Şimdi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin sosyal medya X platformundan yaptığı açıklamada Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespit yapılmıştır. Bu açıklamalara itibar etmeli miyiz hocam? Ben şu an erken olduğunu düşünüyorum. Şu an bunun, dediğim gibi, detaylarının aktarılması, neden birçok noktayı etkilediğinin açıklanması son derece önemli. Çünkü bu şu anlama geliyor: o zaman bütün dünya genelinde bu işletim sistemi kullanılıyor. Yani Microsoft'un işletim sistemi kullanıyor anlamına geliyor. Bence de bu, dediğim gibi, hani ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde farklı açıklamalarda gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu teknik arıza elbette ki söz konusu olabilir. Yani Windows tabanlı, Windows işletim sistemine dair olan sistemlerde bunun yaşandığı o zaman bilgisinin geldiğini ben anlıyorum, ama bence şu an bunu söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle benim bildiğim farklı bankalar da farklı işletim sistemleri kullanıyor. Onları da etkilemiş durumda. Erhan, Almanya'dan resmi bir açıklama geldi mi peki yetkililerden? Biz şimdi dakikalar sonra Sayın Bakan'dan açıklama bekliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın İsmailoğlu'nun yapacağı açıklama çok önemli bu anlamda. Seni dinleyelim. Abdülkadir Uraloğlu'nun yapacağı. Evet. Her şey çok taze olduğu için henüz resmi bir açıklama olmadığını belirtelim. Şu anda Almanya mevcut sorunu çözmeye çalışıyor. Nedir mevcut sorun? Türkiye'den kalkmış uçaklar var buraya gelen. Amerika'dan kalkmış ve Berlin'deki havalimanına inmek durumunda olan uçaklar var. Şu anda onun o krizi, o kaosu çözmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Yani hangi havalimanına gidecek? Hatta Viyana'ya, yani Avusturya'ya bile inen uçaklar olduğunu söyleyebiliriz. Ber havalimanına inmesi beklenen uçakların. Zaten kalkışlar yapılamıyor. Ama çoktan kalkmış olan ve Berlin havalimanına inmesi gereken uçaklar var. Onların şu anda kaos birazcık olsun aşağı indirilmeye çalışılıyor. Ama önümüzdeki dakikalarda
sorunun çözüldüğü ve normale dönmesinin beklendiği belirtiliyor havalimanındaki bu kaosun, Göksel. Ama şimdi dediğimiz gibi çok taze olduğu için henüz onlar da, resmi makamlar da anlamaya çalışıyor bunun kaynağı neresi. Çünkü normalde bir işletim sistemi çalışmadığı takdirde havalimanında bunun alternatif sistemleri var. Yani hani hemen o çöktü diye bütün sistemi çökmesi çok çarpıcı. Değil mi? Çünkü onun yani ne kadar mantıklı Erhan Bey. Yani bir işletim sisteminde sorun yaşanıyor deyip ondan sonra tamam artık bütün sistemin çökmesi ya da zincirleme bir şekilde çökmesi, o zaman bu işletim sisteminin dünya genelinde çok yaygın yoğun şekilde, tamam bunu biliyoruz ama bir şirketin, büyük bir işletmenin alternatifi olmaz mı? Hani baktığınızda. Hocam, bütün hepsi, siz, bütün... bir izleyicimiz size yazmış, Ali Murat Hoca korku salmak istemiyorum ama burada bitirdi bizi diye. Yani biz doğruları olanı, olması gerekeni söylüyoruz. Yani değerli izleyicilerimize ben teşekkür ediyorum. Yayını takip ediyorlar, sağ olsunlar. Bizler her türlü alternatifi, her türlü dediğim gibi olasılığı aktarmak durumundayız. Yani bir de bu tarz bir olay için, yani bütün dünyayı etkileyen bir olay için birkaç dakika içerisinde efendim bu sadece Microsoft firmasındaki bir güvenlik sistemi zafiyeti nedeniyle yapılmıştır demek. Araştırması nerede? Arge çalışması nerede? Tespiti nerede? Bütün dünyayı etkileyen hemen dakikalar içerisinde açıklama yapmanın ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Bütün dünyada böyle bir sorun varken, dakikalar içerisinde dünya daha açıklama yapmamışken bu sorun bundan kaynaklıdır deyip kenara çekilmenin doğru olmadığı kanısındayım yani. Araştırırsın, sorgularsın, detaylandırırsın, derinlemesine inersin. Ondan sonra dersin ki bu sorundan kaynaklıdır dersin. Peki, ama Sayın dünya da burada soralım aynı soruyu. Katılıyor musunuz Ali Murat Hoca'ya? Çok erken bir açıklama mı? Hiçbir araştırma yapılmadan bunun siber saldırı kaynaklı olmadığı, işte güncelleme sebebiyle olduğunu. Katılıyor musunuz? Ben de şöyle katılıyorum. Çünkü küresel çapta ve birçok sektörü etkileyen bir durum söz konusu. Yani sadece tek bir işletim sistemini kullanan şirketler etkilenmedi bu durumda. Yani farklı farklı sektörlerde farklı farklı şirketler etkilenmiş durumda. Ve bu şirketlerin birçoğunun kriz senaryosu var. Yani farklı yazılımları kullanıyorlar ve aslında burada farklı işletim sistemlerini kullananlar var. Burada Ali Murat Hocam dediği gibi. O yüzden ben de burada paralel düşünüyorum. Sadece bir antivirüs yazılımın güncellenmesinden kaynaklı ya da sadece bir yazılım işletim sisteminin burada hacklenmesinden kaynaklı bir şey söz konusu değil. Farklı farklı alanları etkileyen bir durum söz konusu. O yüzden kesin kanıya varmak bundandır demek ya da sadece bununla sınırlı demek için çok erken. Şirketler bile şu an daha hangi düzeyde etkilendiğini bilmiyorlar. Tabii. Yani daha nerelerin etkilendiğine dair kesin bir açıklaması yok. Bunun hiç mi çözümü yok Sayın Özcan? Şimdi aslında Ali Murat hocamıza bir izleyicimiz espriyle karışık sitem şeklinde yazmış. Hem korkmayın diyorsunuz ama bizi burada panik sardı diye hesaplarına girilecek, hesabında kendini güvence altına alıp bir takım parası olan izleyicilerimiz haliyle biraz endişelenmiştir. Bunu bankacılık adı altında söylüyoruz ama bunun çözümü, bir çıkış yolu yok mu Sayın Özcan? Burada mobil bankacılık tarafında yapılan borsa işlemleri ya da altın işlemleri ya da benzer işlemler kısmında insanların paniklememesi gerekir ve sonuçta bu hesaplarında duran bu paralar ya da altın ve döviz işlemlerinde etkilenebilecek bir durum şu aşamada söz konusu değil. O yüzden insanların aslında hackleniyor muyum? Paramı kullanamayacak mıyım? İşte bir an önce paramı altından, dövizden çekeyim ya da borsadan işlem yapayım, borsada işlem işlemlerimi satayım gibi bir. Ya bu bankada güvence altında değil mi? Bugün ulaşılamasa bile bu sisteme, ama banka bunu biliyor. Sonuçta bir şekilde bu sisteme ulaşılır değil mi? Onu mu söylemek gerekiyor? Evet, yani bankalar şu an bununla alakalı özellikle hani buna benzer siber saldırılarda birçok banka zaten bununla alakalı yedeklemeleri yapıyor kendi içinde. Birçok bankanın kendi içinde yedeklemesi var. O yüzden bu konuda vatandaşlar müşteri olabilir. Özellikle bankacılık işlemlerinde ve bankalarında bulunan işlemlerde hani kendilerine ait olan ve hesaplarında bulunan işlemlerin gitmesi söz konusu değil. Sadece burada
hocamın da ifade etmek istediği aslında yapılacak işlemler tarafında. İşte yapılacak borsa işlemleri, döviz işlemleri ya da bankacılık işlemleriyle alakalı biraz beklemekte Evet. fayda var. Aynen. Yoksa Benim de dediğim o. Yani mevcut kazanımları etkileyebilecek bir durum söz konusu değil şu an. Yani zaten bankalar bununla ilgili yedeklemelerini ve bu tarz bir senaryolarda kapları falan çalışan alınmıştır zaten. işlem vermiş. Evet. Bu Erhan, şekilde açıklayayım. Almanya'daki şimdi tabii uçuş bilgisayarlık uçuş takip sistemini arkadaşlarımız dünyadaki ekrana getiriyor. Almanya odaklı, Almanya merkezli. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi sen dedin ki yakın merkezlere, yakın havalimanlarına uçuşların devam ettiği bölgelere yönlendiriliyor Berlin'den. Fakat Avrupa'da çok ciddi anlamda tren de kullanılıyor ve hızlı trenler de aktif. Bu tren raylı sistemleri de etkiledi mi? Şu ana kadar raylı sistemlerden herhangi bir haber, açıklama gelmedi. Hani bizi de etkiledi şeklinde. Şunu da söyleyelim. Tam tatil dönemi. Berlin'de okullar dün tatile girdi. Daha doğrusu çarşamba gününden itibaren tatile girdi. O yüzden şu anda inanılmaz bir yoğunluk da var havalimanlarında. Yani bunun zamanlaması açısından, bu olayın yaşandığı vakit açısından da çok ilginç. Ve dediğimiz gibi havalimanlarının zaten doluluk yaşadığı bir dönemde gerçekleşen bir durum. Enteresan olan da mesela Almanya'nın en büyük Frankfurt Havalimanı'nın şu ana kadar bundan etkilenmediğini anlıyoruz. Ya da Viyana'daki havalimanının bundan etkilenmediğini anlıyoruz. Acaba Berlin'deki havalimanı onlardan bağımsız farklı bir sistem mi kullanıyordu? Bunu söylemek tabii ki çok erken. Bu konuda herhangi bir elde bir bilgi yok. Ama demir yollarında ya da karayollarında şu ana kadar bir sıkıntı dile getirilmedi. En çok Almanya'nın medyanın özellikle üzerinde durduğu iki nokta var. Birincisi acil servis telefon numaralarının çalışmamış olması uzun bir süre. Ayrıca havalimanlarında yaşanan bu sorun. Bir de medya ve gazetelerde benzer şekilde önce Skype ile ilgili Ali Bey söyledi hani böyle bir problem olabilir diye, ama benzer şekilde medya ve gazetelerin internet sayfalarında da bu bazda çalışan özellikle şirketlerin sorun yaşadığını biliyoruz. Bir önce bahsetmiştik, Japonya'da bir hamburger zinciri %30 dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Yani bu çok farklı alanlarda var, ama şu ana kadar Devlet Demir Yolları'ndan ben en azından yayına çıkıncaya kadar olan haber listesinde görmedim onlardan bir şekilde itiraz ya da onlarda bir sorun yaşadığını. Ali Murat Hocam. Şöyle Erhan Bey, zaten şöyle ben dünya geneline baktığımda şu an yavaş yavaş da Açılıyor yapılan sorun bildirimlerinin giderek azaldığını görüyorum. Bu mu? aslında mutluluk verici. Ben kendi adıma sevindim açıkçası. Bankaların yavaş yavaş normale döndüğüne dair yavaş yavaş sorun bildirimlerin azalması sevindirici. Çünkü yavaş yavaş peyderpey sorunun çözüldüğünü gözler önüne seriyor. Ama tabii bu durum artık yani bundan sonraki süreçte artık bunun üzerine çok daha fazla uzun uzadıya konuşulması ve sorgulanması gereken bir mühim bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu işletim sistemi ise diyelim gerçekten USOM'un söylediği gibi bir sorundan kaynaklı söz konusu olduysa ilgili şirketin antivirüs yazılımdaki güvenlik probleminden ve işletim sistemindeki sorundan kaynaklıysa o zaman bizlerin de her zaman bu tarz sistemlere karşı B planımızın olması gerektiğini açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Çünkü o işletim sisteminde o şirkette bir sorun çıktığında o zaman tamamen dünya genelinin bu noktada sorun ya da problem yaşayacağı algısı ortaya çıkmış olacak ve bu da artık bizim B hatta bilemediniz C planlarının ortaya çıkmasına neden olacak. O yüzden her zaman söylediğimiz kendimize ait işletim sistemlerinin, kendimize ait mecraların çıkması bu noktada önem arz eder bir hususa geldi. Ama şunu da söylememiz lazım. Böyle bir kesintiden kaynaklı yani dakikalarca işlem yapılamadı. Bunun bence ekonomik olarak da tüm dünya geleneğine ciddi bir olumsuz etki oluşturduğunu ifade edebiliriz. Çünkü dünya genelinde işlem yapılamaması demek ekonominin durma noktasına geldiğini gözler önüne seriyor. Ve bu da aslına bakarsanız birçok alanda artık teknolojinin dünyayı etkileyebileceği ve bundan sonraki süreçte üzerine mutlaka durulması, tartışılması ve tabii ki siz de az önce değindiniz. Bu iş milli güvenlik sorunu mudur, milli güvenlik problemidir? Gördüğünüz üzere nasıl bizim sınırlarımız önemliyse siber sınırlarımızın da önemli olduğunu altını çizmemiz gerekir. Bundan sonraki süreçte çok daha fazla bu tarz konuları tartışmaya başlayacağız ama ve bu durum dediğim gibi her zaman alternatifli gitmemiz gerçeğini ortaya koydu. Yine söylüyorum bakın eğer Hocam, gerçekten söylenen siber saldırılara yazılımlar... karşı en gelişmiş ülke hangisi? Yani şu an baktığınızda Rusya'yı görüyoruz.
o konuda. Çin zaten kapalı bir yapıya sahip. Çin var. Hindistan bu konuda dediğim gibi bu alanda çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bunlar çok faydalı. Hatta Rusya'da özellikle daha küçük yaşlarda bunların eğitimini veriliyor. Ben de size diyorum ya Göksu Hanım, hep bakın yaptığımız yayınlarda konuştuk. Bu iş madem milli güvenlik sorunuysa o zaman ne yapacağız? Biz küçük yaşlarda öğrencileri bu konuda eğitmemiz lazım. Müfredata bak, Milli Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliği yapıyor. Bunları mutlaka koymamız lazım. Yapay zeka okuryazarlığını koymamız lazım. Sistem buraya kayıyor. Bunlar olmayınca artık hayat yok. Yapay zeka olsun, teknoloji olsun, internet olsun. Bu olmayınca hayat durmuş oluyor. İşte az önce gördüğünüz gibi satış gerçekleştirilemiyor, işlem gerçekleştirilemiyor. O yüzden bu ne demektir efendim? Bu alanda bizim de kendimizi geliştirmemiz lazım. Ama dediğim gibi sorun bildirimleri giderek azalmaya başladı yani. Hani onu da söyleyeyim. Değerli izleyicilerim, hani dedi ya Ali Murat Hoca çok korkuttu, bizi çok korkuttu vesaire demiş değerli kıymetli izleyicilerimiz. Bu sorunlar azalmaya başladı. İşlemler yavaş yavaş en azından gördüğüm kadarıyla normale dönmeye başladı. Periyodik bir şekilde kendine geliyor diyeyim. O zaman uçuşlar bankalar, açılır mı yavaş yavaş hocam? Açılır diye düşünüyorum. Açılır diye tahmin ediyorum. En azından gördüğüm manzara bana bunu gösteriyor efendim. Bankacılık sistemindeki sorunlar düzeldi mi görüyorsunuz? Evet. Bankalardan da bildirimler azalmış. Sorun bildirimlerinin azalmaya başladığını görüyoruz. Yani o yukarı çıkan ivme aşağı doğru inmeye başladı Göksu Hanım. Bu çok önemli. Yani pik yaptı dediğimiz, pik noktası dediğimiz en tavan noktadan yavaş yavaş taban noktaya doğru inmeye başlıyor. Bu da yavaş yavaş sistemlerin güncel düzeldiği ve artık vatandaşlarımızın EFT havale işlemlerini ya da para yatırma, para çekme işlemlerini yapabildiğini gözlerinde seriyor. Ama bu korku da bize yetti mi yetti diyebiliriz açıkçası. Ama yine diyorum bence daha köklü bir açıklamaya ihtiyacımız var. Daha derin bir açıklamaya. Yani Almanya'dan da bakmamız lazım. Açıklama ne olacak? İngiltere'den açıklama ne olacak? Amerika'dan açıklama ne olacak? Bence ona da bakalım, ondan sonra bir değerlendirme yapalım diye düşünüyorum efendim. Erhan, Almanya'da var mı bir gelişme? Yavaş yavaş biraz daha açılmaya başladı mı sistem? Ben havalimanından yayına girdiğim dakika itibariyle, yani önümüzdeki dakikalarda artık uçuşların normale döneceği yönünde bir açıklama gelmişti. Ama şu ana kadar hani evet %100 normal sistem çalışmaya başladı ve herhangi bir sorunumuz yok şeklinde bir açıklama olduğunu söyleyemem. Ama önümüzdeki dakikalarda en azından sistemin normal şekilde artık çalışacağını ve uçakların iniş kalkışlarının, tabii ki bu sabah yaşanan kaosun yansımaları olacaktır. Gün boyunca, hatta tabii önümüzdeki güne de yansıyacak olan bir durum söz konusu. Ancak en azından sistemin yavaş yavaş çalışmasını beklediği yönünde açıklamalar vardı yayına girerken. Sayın Özcan, evet. O zaman bu siber saldırı demek biraz daha aslında yanlış kalıyor diyebilir miyiz? Gerçekten bir güncelleme mi söz konusuydu? İlgili şirket yetkilisinin, CrowdStrike siber güvenlik şirketinin yetkilisinin bir açıklaması var şu an. Ben de onu inceliyordum. Acayip tuhaf bir şey oluyor şu anda. Bu şimdiden bilişim teknolojisinde tarihin en büyük kesintisi tarzında bir açıklaması da vardı. Evet. Aslında bu siber güvenlik şirketinin küresel çapta ne kadar büyük bir alan etkileyebildiğini gösterdi bize. Bu aslında bir antivirüs şirketi, bir siber güvenlik şirketinden faydalanan birçok şirketin, küresel çapta birçok şirketin, bankaların, medyanın, belki uygulamaların, birçok uygulamanın bu şirketin aslında yazılımından faydalandığında bir anlamda görmüş olduk. Ama tabii ki şu an açıklamaların kapsamı çok dar olduğu için bunun sadece bir güncellemeden ibaret olduğunu söylemek gerçekten çok sığ kalıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim Emre, pardon lafını kesiyorum Ali ama Murat Hocam, bu sistem yani nedir? Bu çağrı merkezi düzgün çalışmıyor deniyor. Yani şimdi 911 çağrı merkezinin düzgün çalışmaması sadece Windows işletim sisteminden kaynaklı mı olacak? Yani ya da birçok banka işlemlerini yaparken, ya herkes dediğim gibi yani Windows tabanlı işletim sistemi kullanmıyor ki. Yani ben dolayısıyla yani bu konuda hala bir şeydeyim, yani ikilemdeyim açıkçası. Ali Murat Hocam, şunu merak ediyorum. Bu antivirüs kaynaklı uygulama dedik. Uygulama değil mi? Yanlış bilmiyorum. Bunu bir anlatır mısınız? Bu nedir? CrowdStrike diyorsunuz. İşte antivirüs yazılımı. Evet. CrowdStrike'ı söylüyorsunuz. Evet. Nedir hocam? Bir anlatır mısınız? Sorunun
Yani şu an dünya genelinde o söylüyor. İşte bu CrowdStrike siber güvenlik şirketi işte bu mavi ekran hatalarının özellikle birçok lokasyonda gözlendiğini söylüyor. Sorunun araştırıldığını belirtiliyor. Ya tabii burada şunu söylememiz lazım Göksu Hanım. Bunun gerçekten ondan kaynaklı olduğunu ifade edilmek için ne bileyim hizmet veremeyen bankanın, hizmet gerçekleştiremeyen işletmenin, hizmet veremeyen ne bileyim havayolu şirketinin, evet ben de CrowdStrike'dan bu hizmeti alıyordum demesi lazım. Ama böyle bir açıklama yapılmadı ki ben şimdi size diyeyim ki evet CrowdStrike'dan kaynaklı bir sorun sebebiyle tüm dünya genelinde bir kesinti yaşanmıştır diyemem ki. Çünkü bunu ben bir şirketin, işletmenin hangi antivirüs yazılımını kullandığı, hangi işletim sistemini kullandığını bilmiyorum ki. Bu açıklamaları yapan siber güvenlik araştırmacıları, siber güvenlik şirketleri bunu yapıyor. Ben de diyorum ki bir banka, bir firma, bir işletme diyecek ki evet ben de CrowdStrike kullandığımdan dolayı mağdur oldum. Bundan dolayı hizmet veremedim demesi lazım. Ama şimdi ben USOM dışında bilmiyorum ben takip ediyorum ama USOM dışında ben bir açıklama göremiyorum şu an. USOM dışında herhangi bir noktadan kaynaklı olarak göremiyorum. Zaten şu an internette tek bir açıklama var. Sosyal medyada geçen. CrowdStrike tabanlı sorun nedeniyle hocam, bunun verilemediği dünyada yönünde. Dünyada en hızlı açıklamayı Türkiye mi yaptı? Diğer ülkelerden gelmedi mi daha açıklama karşılaştırdı? Ben dünyada ben görmüyorum işte. Şu an sadece peyderpey hizmetlerin durduğuna dair açıklamalar var. Az önce size söyledim işte Hindistan'dan geldi, Almanya'dan geldi, Avustralya'dan geldi. Ama yani şunu demediler onlar. Sadece hizmetlerde kesintiler yaşanmıştır. Şunu demedi. CrowdStrike'dan kaynaklı hizmet verememe durumu söz konusudur demedi. Anlayamamış sadece olabilirler mi? Bunun için çok erken olabilir mi onların da bunu? Efendim sorunu araştırıyorlar şu an. CrowdStrike'dan da olabilir ya da olmayabilir. Ama en azından temellendirmek lazım. Araştırmak. Buyurun Sayın Özcan. Açıklamalarda aslında. Tedbir amaçlı yapılan açıklamalardı bunlar. Yani önlem amaçlı yapılan. Çünkü hiç kimse detayını evet. bilmeden aslında açıklama yaptı. İlerleyen günlerde bir açıklama gelir mi? Bu konu netleşir mi? En azından anlarız neyin içindeyiz, ne oluyor diye. Olur mu Sayın Özcan? Evet, burada aslında şirketler konunun detayını gördükten sonra birazcık daha detaylı ve kapsamlı açıklamalarla karşılaşabiliriz. Onlar da şu an sorun tespiti ve nerelerin etkilendiğine dair aslında bir çalışma içerisinde. O yüzden sadece tedbir amaçlı açıklamalar görüyoruz. Hem mobil bankacılık tarafında hem havayolu şirketleri tarafında önlem ve tedbir amaçlı açıklamalar bunlar. Yani detaylı açıklamalar daha ilerleyen zamanlarda gelir diye düşünüyorum. Bu arada Göksan ve bazı bankalardan yazılımsal sorun yaşadığına dair açıklamalar gelmiş. Onu söyleyeyim size. Yani hocam, kullandığımız yazılımdan kaynaklı bir problem evet, USOM deniyor. Bir çözüm önerisinde bulunmuş USOM. Siz açıkladınız mı bunu? Çözüm adımları şeklinde 4 maddelik bir çözüm önerisi sunmuş USOM. Evet, yani şöyle USOM aslına bakarsanız bunu şeye veriyor tabii ki. Yani ilgili şirketlere aslında sunuyor. Yani bu yazılımı kullanan şirketlere aslında bunu aktarmış oluyor. Ama yine söylüyorum ben internette de araştırdığım kadarıyla yani CrowdStrike kullanmayanlarda da bu sorun yaşanmış. Tamam, hadi bu sorunun çözümünü CrowdStrike kullanan şirketler çözdü diyelim. Onu girdiler ve çözdüler diyelim. Peki bunu kullanmayan şirketler neden bu sorundan muzdarip oldu? Ben de bunun açıklanması gerektiğini, bunun bu sorunun kaynağı üzerine mutlaka durulması gerektiğini düşünenlerdenim efendim. Bu, yani o zaman siz ısrarla siber saldırı üzerinde duruyorsunuz değil mi hocam? Birileri bunu uzun süreli yapmadıysa bile bir şeyleri deniyor mu diyorsunuz? Evet, bir deneme yanılma olabilir. Yani sonuçta şöyle denebilir. Tabii ki ortalığı panik havası oluşturmamak adına yapmayayım bunlar ama söylenmiş olabilir. Yapmayayım ama ben yine de korkun diyorum diyorsunuz. Ya efendim her zaman bakın %99 bundan dolayı bile olsa her zaman ben size ne diyorum %1 bile olsa bir ihtimal vardır. Hani bu düşünceyi de asla göz ardı etmemek gerekir kanaatindeyim. Bu da benim kendi düşüncemdir. Bu zaten bu alanda çalışan insanlar zaten bunun neden olduğunu bilecekler. Burada %100 şundan kaynaklı bundan kaynaklı deme durumumuz asla söz konusu olamaz. Ha, temel bir sorun söz konusu olabilir ve bundan kaynaklı olduğu düşünebilir ama o yazılımın sorunu ya da o yazılımın neden işlev göremediğine dair bence de ne yapmamız lazım? Mutlaka onu sorgulamamız lazım. Peki, acaba hava o şirkete mi siber güvenlik saldırısı yaşandı? Hava yollarında odaklandık. Az önce Erhan Mertürk'e treni de ağırlıklı kullandığını söyledim, sordum. Avrupa'da, burada da zaman zaman tren seferlerinin de aksadı. Peki deniz yoluyla ilgili bir aksama olur mu hocam? Ya da şu anda deniz ulaşımını kullananlar için?
Çok özür diliyorum. Sayın Bakan konuşuyor, Abdülkadir Uraloğlu. SOME iletişim platformu üzerinden tüm SOME'lerimizle paylaşılmıştır. SOME'lerimiz nelerdir? Bizim siber olaylara müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve onların katılımcılarıdır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız bizim BTK ve oradaki USOM merkezimizden çalışmalarımızı aralıksız takip ediyoruz ve bu anlamda da bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Bazı kurumlarımız da hemen müdahaleyle beraber buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Ama bunun tekerrür etmemesi için de gerekli önlemleri arkadaşlarımızla beraber planladık. İlgili kurumlarımızla, özel sektör ve kamuyla iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Ama özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bir siber saldırı söz konusu değildir. Bu vesileyle tekrar sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu, sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil dedi. Bununla ilgili sorunları bizler çok büyük ölçüde çözmeye çalışıyoruz dedi. Ve aslında dünyadaki İngiliz demiryolu şirketleri siber kesintiler nedeniyle operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu az önceki dilimde. Avustralya hükümeti küresel kesinti nedeniyle acil toplantı çağrısında bulundu. Berlin Havalimanı kesintiler nedeniyle uçuşları askıya aldı. CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan Mertürk de bize aktardı. Uçuşları başka bir bölgeye, uçuşların normal yapıldığı havalimanlarına aktardığını Almanya'nın söyledi. İngiltere'de sağlık sistemindeki bazı hizmetlerde kesinti sonrası çalışma sistemlerinde ciddi sorunlar oluştu. Amerika Birleşik Devletleri 911 acil çağrı merkezi küresel bir siber arıza nedeniyle birçok eyalette çalışmayı durdurduğu söyleniyor. Microsoft kaynaklı olduğu iddia ediliyor bir güncelleme antivirüs programının. Şimdi bununla ilgili olarak Türkiye'de biz ne yaşıyoruz? Birinci ağızdan aslında gelecek açıklama çok önemliydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu da siber saldırı kaynaklı değil. Türkiye'de sorunu ciddi anlamda da çözmeye başladık. İşte az önce de Ali Murat Hocam da yukarı eğilimli bir, yukarı bir çıkış vardı. Yavaş yavaş artık aşağı doğru bir iniş söz konusu, sıkıntı çözülüyor dedi. Ali Murat Hocam, Sayın Bakan'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şöyle söyleyelim, ben tabii Sayın Bakanımız mevcut konular üzerinden bir, mevcut durum üzerinden bir değerlendirme yaptı. Ben tabii ki Göksu'nun bu küresel ölçekli, sadece Türkiye'yi kapsayan bir sorun olmadığından kaynaklı, ben tabii ki dünya genelinde yapılan açıklamaları da takip edeceğim. Yani Almanya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, İtalya'dan gelen açıklamaları da kontrol edeceğim, onlara da bakacağım. Bakalım onlar da aynı durumu, yani bizle birlikte aynı açıklamayı yapacaklar. Madem hani bu şirketten kaynaklı bir sorun ya da sıkıntıysa muhtemelen Berlin'den de, yani daha doğrusu Almanya'dan da İngiltere'den de aynı açıklama gelecektir. O yüzden ben onların da takip edilerek dünya genelinde küresel ölçekli bir sıkıntı, problem söz konusu olduğundan dolayı onları da ben takip edeceğim. Tabii ki ona göre ben de değerlendirmemi yapmış olacağım efendim. Öyle söyleyeyim. Peki, size. Ben Erman, en azından öyle oldu. Almanya'dan gelen resmi bir açıklama bakanlık düzeyinde veya kurum ve kuruluşlarda, resmi kurumlardan? Göksu, bu tür durumlarda Almanya çok yavaş hareket eder. Yani tam olarak netice ellerine ulaştığı zaman bu tür bir açıklama yaparlar. Şu anda yeni yeni bilgiler geliyor. Tekrar edelim. Çok çok taze bir şey. Mesela az önce bakan açıklama yaparken tekrar bir güncelleme yaptım. Hani medyada acaba ne tür yeni gelişmeler var? Mesela süpermarketler bildirimde bulunmuşlar. Bizim sistemlerimiz de çalışmıyor diye. Hatta Hamburg'daki bir hastane bütün operasyonları, ameliyatları iptal etmiş. Yine bu sistemde yaşanan sıkıntıdan dolayı. Yani yavaş yavaş şu anda Almanya yetkililer bilgileri topluyorlar. Bunları bir süzgeçten geçirdikten sonra Almanya'dan da açıklama gelecekler. Ali Murat Hocam da söylediği gibi, eğer gerçekten bu bir siber saldırıysa Almanya bu yönde açıklamayı yapacaktır. Geçmişte olduğu gibi benzer açıklamalar geldi. Evet, daha önce de. Ama eğer bu
bir siber saldırıdan kaynaklı değil, Microsoft'un kendi içerisindeki bir yüklemeden dolayı, güncellemeden dolayı bir hataysa bunu da Almanya o şekilde açıklayacaktır. Ama dediğim gibi çok hızlı, süper çabuk bir açıklama ben açıkçası beklemiyorum ama bugün öğleden sonraki saatlerde mutlaka bir açıklama gelecektir. Çünkü herkes burada Türkiye'de olduğu gibi bir aydınlatılma konusunda cevap bekliyorlar yetkililerden. Yani bunun sebebi ne? Bu soruyu Almanya'da cevap arıyor burada. Şimdi Sayın Hocam, siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Bu bir siber saldırı değilse nedir? Antivirüs kaynaklı güncelleme aslında burada, mi? Burada hemfikir miyiz artık? Sayın Bakan'ın açıklamalarından yola çıkacak olursak, buradaki antivirüs güncellemesinden kaynaklı olduğunu düşünecek olsak bile aslında biz burada şunu görüyoruz. Bir küresel krizde ya da bir siber saldırıda, kriz veya savaş sırasında küresel sistemlere bağımlı olduğumuzu görüyoruz. Aslında küresel yazılım firmalarının bir milli güvenlik sorunu olduğunu da burada görmüş oluyoruz. Yani ne kadar büyük çapta bir etki yapacağını, bugünkü bir hani güncelleme kaynaklı sorunda bile neler yaşadığımızı gördük. Yani son işte 2-3 saat içinde ve daha devamı da var tabii, daha henüz tüm sistemler normale dönmedi. Bu aslında bize buradaki yazılım firmalarına olan bağımlılığın da büyük bir tehdit unsuru oluşturduğunu gösteriyor. Özellikle milli markalarımız için ve buradaki bizim günlük işlemlerimizde kullandığımız birçok şirket için küresel yazılım firmalarının aslında bir tehdit unsuru oluşturduğunu da görüyoruz. Bu nedenle aslında bu açıklamaları bu gözle de okumak lazım ve bundan sonrasını da burada iyi planlamak gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir de ben buna bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi dendi ki bu şirketten kaynaklı. Peki o zaman şirkete ne oldu da böyle köklü, büyük, birçok hizmet veren, birçok hizmet sağlayan bir şirket yazılımdan kaynaklı ya da antivirüs güncellemesinden kaynaklı bir sorun yaşadı? O zaman bence burada şirkete yönelik bir saldırı olup olmadığı konusunun da sorgulanması gerekiyor. Çünkü böyle büyük köklü bir firmanın, köklü bir şirketin bu konuda efendim böyle bir zafiyet içerisine girmesi ve ona bağlı olan birçok noktayı, birçok kuruluşu, birçok bu noktada ülkeyi etkilemesinin de bence mutlaka sorgulanması gereken bir husus olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir siber saldırı var ama neye, kime yapıldı buna bakmak gerekiyor değil mi diyorsunuz? İşte ben de size onu diyorum. Yani ben de size onu diyorum. Durduk yere bir yazılımdan kaynaklı bir sorun bu kadar uzun sürer mi? Bakın çok bunlar hiç açıklanmaz. Çok acemice mi görüyorsunuz bunu? Yazılım her gün yazılım yapılıyor. Biz telefonlarımıza bile uygulamalara yazılım yapıyoruz değil mi? Ya, güncellemelerini yüklüyoruz, yazılım yapıyoruz. Göksu Hanım bunu hatırlayın. Meta'ya yapılan bu olay işte kesinti yaşandığında keskin Meta bir açıklama yapmış mıydı orada? Şundan kaynaklı, bundan kaynaklı sorun yaşandı. Kesintinin sebebi budur vesaire diye. Bunlar teknoloji şirketi. Bunların yaptığı açıklamalar, olumsuz bir şekilde yaptığı açıklamalar güven kaybına sebebiyet verir. Çünkü insanlar güvenerek yazılımlar alıyorlar, güvenerek cihazlar alıyorlar, güvenerek uygulamalar satın alıyorlar. Şimdi dolayısıyla onlar bin düşünüp bir açıklama yaparlar. Ülkeler de öyle. Altını araştırır, sorgular. Velev ki yazılımdan kaynaklı. Peki Almanya şuna bakacak. Peki bu firma neyden etkilendi? Bu kesinti neden yaşandı? Bu sefer Almanya onu da öğrenecek. Ondan sonra işte Microsoft şirketindeki şu sebep nedeniyle var olan sorun bizim hava yollarımızı, işte karayollarındaki ulaşım sistemlerini, yazılımları, bankaları etkilemiştir diyecek. Dolayısıyla benim için sorunun temeline inmek lazım. Yani onu oluşturan şey nedir? Ona bakmamızın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Ben bu kanaatteyim her zaman. Peki Sayın Özcan, bekleme taraftarı mısınız açıklamak için birkaç gün? Bankalardan da yavaş yavaş açıklama geliyor Türkiye'de bu arada. Evet, işte dünyada, bunu söyledim ben de. Yani yazılım kaynaklı olduğu ifade ediliyor şu an. Evet, bireysel olarak açıklamalar yapılıyor bu arada. Evet, bireysel bankalar bireysel açıklamalar yapıyorlar ama dediğim gibi Göksu Hanım, hala imenin alta düştü. Yani sorun bildirimlerinin artık azaldığını da değerli izleyicilerimize aktarmak isterim efendim.
Dünyada bakanlık düzeyinde, kurumsal çapta belki de hani tek ülke Türkiye şu an konuyla alakalı açıklama yapan ve dediğimiz gibi şirketler bireysel açıklamalar yapıyor, firmalar. Şu an konunun daha detaylı araştırılması söz konusu. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız da muhtemelen bu dezenformasyonun sosyal medyada oluşabilecek bu konuyla alakalı manipülasyondan önüne geçmek adına böyle bir açıklamada bulunma ihtiyacı hissetmiş olabilir öncesinde. Bu nedenle aslında kurumsal çapta bir açıklama Türkiye'den geldi ama çoğu firma şu an bireysel çapta kendi tarafındaki tahribatı öğrenmek adına ve bu araştırmayı yaptıktan sonra açıklama yapmak adına bekliyorlar şu an. Bekleme sürecindeler. Çünkü detaylı araştırma sonucunu paylaşacaklar. Evet, çünkü birçok nokta etkilendiği için. Yani bankalar var bunun içerisinde, yazılım şirketleri var bunun içerisinde, havayolu şirketleri var bunun içerisinde, sosyal medya şirketleri, telekomünikasyon şirketleri var. Bunların hepsi etkilenmiş durumda. Bunların hepsi bir onlardan bilgi toplanır, detaylanır, ondan sonra denir ki bu bundan kaynaklı bir sorun olmuştur, şu şundan kaynaklı bir sorun olmuştur. Yani 2-3 saat içerisinde çok detaylı net bilgiye ulaşamaya, çünkü zaten şirketler kendi içerisindeki sorunların ne olduğunu tespit edebilme adına şu an zaten çalışma yapıyorlar. Erhan, var mı Almanya? Buyurun Sayın Özcan. Evet, araya girdim. Bu şirketler aslında şu an müşterilerini bir anlamda paniğe sevk etmemek adına önleyici açıklamalar yapıyor. Bu önleyici açıklamaların nedeni aslında müşteriler, işte hastaneler etkilendi, havayolları etkilendi, bankalar etkilendi. Birçok küresel çapta iş yapan şirketler etkilendi. Sadece müşterilerini paniğe sevk etmemek adına bu açıklamayı öncesinde yapıyor. Ancak müşterilerinin tam olarak neyden etkilendiğine dair açıklamayı belki gün içerisinde, belki 24 saat içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum. Erhan, var mı Almanya'da bir gelişme? Yok, gelişme olarak değil de belki şunu eklemekte fayda var. Önümüzdeki saatlerde ya da önümüzdeki günlerde bununla yapılacak resmi açıklama çok önemli. Çünkü bazı hukuksal süreçler de var. Şimdi Berlin'e inmesi beklenen bir yolcunun Frankfurt'a indiğinden bahsettik. O yolcunun tekrardan Berlin'e gelmesi gerekiyor. Bu da bir masraf. Doğal olarak havayolu şirketleri bu masrafı kimin karşılayacağı konusunda. Yani eğer bu bir siber saldırıysa bazı anlaşmalar, bazı sözleşmeler var. Siz uçak bileti aldığınızda havayolu şirketi şöyle bir açıklama yapıyor ya da şöyle bir anlaşma yapıyorsunuz. Eğer herhangi bir hava muhalefeti olursa, herhangi bir siber saldırı olursa biz bu masrafı işte filanca sigorta üzerinden karşılayacağız. Eğer şirketin kendi hatası olan bir durumsa ya da Microsoft'la ilgili şirketin kendi yazılımında bir sorun varsa bu sefer bambaşka bir hukuksal durum ortaya çıkıyor. Bunu söylemekte fayda var. Önümüzdeki günlerde o yüzden zaten çok ihtiyadi davranarak, yani bütün sonuçları, bütün verileri toplayarak bir açıklama yapmasını Almanya'nın bekliyor. Çünkü bunun bir de tabii ki oluşan zararı kimin karşılayacağı sorunu var. Dediğimiz gibi bankalarda bir zarar oluştu. Şu anda süpermarketlerde benzer bir sorun var. Havayolu şirketleri odaklandığımız nokta ama diğer birçok sektörde de var benzer aslında. Şekilde şirketler zarara uğradı. Bu zararın karşılanması açısından elde somut bir veri olması lazım. Somut bir açıklama olması lazım. Onu Alman hükümetinden, Alman yetkililerden önümüzdeki saatlerde bekliyoruz. Yani şu anda zaten aktüel hızlı bir gelişme olmasını beklemediğimizin bir kez daha altını çizelim Almanya perspektifinden baktığımızda. Ali Murat Hocam, şimdi Almanya, Erhan Mertürk'ün de söylediği gibi bunun bir de maddi kaybı var. Evet. Manevi kaybının yanı sıra. Şimdi haliyle birçok bu sistemleri kullanan kullanıcılar buna şikayet edecekler. Eğer bu bir şirket kaynaklıysa, siber saldırı değilse, ki öyleyse bile sonuçta antivirüs programlarını korumaları gerekiyor. Kullanıcıları kontrol altına almaları gerekiyor. Bunun her koşulda siber saldırıysa bile yaptırımı Microsoft şirketine mi döner? Şimdi şöyle söyleyelim. İnsanlar güvenmişler. Bu yazılımı almışlar. Bu işletim sistemini kullanmışlar. Elbette ki tabii bu artık uluslararası hukuk kapsamında yer almaktadır. Çünkü sonuçta bir mağduriyet, bundan kaynaklı bir mağduriyet söz konusuysa tabii ki hukuki süreç mutlaka işleyecektir Göksu Hanım. Çünkü gerçekten bu ufak çaplı bir sorun değildi. Yaşanan çok ciddi, geniş çaplı bir sorundu. Ama dediğim gibi neden yani bu şirket, bu firma etkilendi? Şimdi bunun da mutlaka üzerinde yatan etmenleri
mutlaka araştırmak gerekir, sorgulamak gerekir. Yani neden bu firma etkilendi de diğer şirketler, diğer işletmeler etkilenmedi? Bunun altını çizmemiz gerekir. Orada acaba bir güvenlik zafiyeti mi vardı? Oraya mı yazılımla, oradaki işletim sistemlerine, yazılımlara mı bir saldırı teşebbüsü gerçekleştirildi ve bundan kaynaklı mı sorun yaşanmış oldu? Bunların da mutlaka sorgulanması gerekir. Dolayısıyla sadece ülkelerden gelecek açıklamalar değil, bu iddiaların yöneltildiği ilgili şirketin de, ilgili firmanın da şundan kaynaklı, güncellemeden kaynaklı, işte yazılımdaki hata nedeniyle, o hatanın nereden ve nasıl meydana geldiğini mutlaka anlatması gerekir. Artık bu tarz şirketlerin şeffaflık politikalarını güncellemesi gerekir. Çünkü zaten artık dünya genelinde de kişisel veriler ciddi koruma altına alınıyor. GDPR dediğimiz genel veri koruma yönetmeliği var mesela. Avrupa'da öyle kolay değil. Bir vatandaşın bilgisini alıp şirket kendi rızasıyla bile vatandaş verse, genel veri koruma yönetmeliği onun üstünde yer alıyor. Sen diyor bu vatandaşın bilgisini kullanamazsın diyor. Avrupa Birliği vatandaşı bu diyor. Geçmişteki o WhatsApp gizlilik sözleşmesinde karşımıza çıkmıştı. Ne oldu? Onlara dayatamadı. Avrupa Birliği vatandaşlarının bunu dayatamadı. Günümüzde veri çok kıymetli. Kişisel veriler çok önemli, hayati değere sahip. Dolayısıyla insanların, işletmelerin bu şirketlere güvenmesi konusunda bu şirketlerde kimsenin yüzünü kara çıkartmamalı. Bir sorumluluk söz konusuysa bu sorumluluğun bedelini de elbette ki ödemeliler. Ama tabii ki bu şirketlerle bu noktada ülkeleri ve tabii ki bu şirketlerle bu şirketlerden hizmet alan kurumları bağlayacaktır. Dolayısıyla saniyelerin bile büyük bedellerle ölçüldüğü, İnternet ticari ekonomisinin artık giderek büyüdüğü bir dünyada da bunların da hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğini ifade edebiliriz. Yine diyorum, detaylı bir şekilde ben de bakıyorum. Almanya'dan da şu an bir açıklama yapılmadı. Çünkü dedim ya, onlar detaylara bakacaklar. Şirketin neden bu işletim sistemi, yani bu işletim sisteminden sorunun nereden kaynaklı olduğu, neden hizmet veremedi? Bunları irdeleyecekler, bunları inceleyecekler, bunları araştıracaklar efendim. Ondan sonra detaylı açıklama diyecekler ki şu şu şirkette kaynaklanan şu sorun nedeniyle işte hava yollarında, bankalarda bu problem yaşanmıştır diyecekler. Ya da küresel ölçekli bir siber saldırı sebebiyle hizmetler geçici süre işlev göremez hale gelmiştir. Bankacılık uygulamalarında, evet, havayolu şirketlerinde problemler yaşanmıştır diyecekler. O yüzden ben her zaman beklemenin daha doğru ve daha sıcağı sıcağına bazen yanlış olabiliyor. Geçmişte, peki, de bu tarz açıklamaları gördük efendim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Bülük ve bilişim uzmanı Emre Özcan, CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan Mertürk.